Yüksek Bizim Kurban Hayvanları Koruma Derneği Başkanıyım. Bugün burada Büyükşehir Belediyesi'nin 2 senedir düzenlediği bir etkinlik var. Bu sene ikincisi oluyor. Bizleri de davet ettiler. Biz de stand açarak Büyükşehir Belediyesi'ne katkıda bulunuyoruz. Amacımız Trabzon'da bile barınak olduğunu bilmeyen var. Daha doğrusu kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi diyelim. Bunu bilmeyen insanlar var. Amacımız burada farkındalık yaratmak, bir barınak olduğunu ve burada çok güzel köpeklerin olduğunu insanlara bildirmek ve onların satın almayı barınaklardan sahiplenmesini sağlamak. Çünkü bu hayvanların yeri kesinlikle barınak değildir. Bunlar bizimle beraber, bizimle birlikte sevgi içinde yaşamak durumundadırlar. Tamam, barınaklarda her şeyimiz var. Özellikle Trabzon barınağı olarak bizim yemek, içme, temizlik konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama sevgi konusunda eksiğimiz var. Şimdi özellikle gençlerde son yıllarda bilinç bu noktada biraz daha artmış gözüküyor. Evet. Fakat mesela yazın bir kap su bırakılıyor, kışın onların soğuktan korunabileceği yerler hazırlanıyor. Bu gibi faaliyetler de var. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle diyeyim ben size. Diyelim ki herkes hayvan sahiplenemez. Hayvan sahiplenmek sorumluluk isteyen bir iş ve süreklilik isteyen bir iş. Ama herkes hayvanlar için bir şey yapabilir. Ne yapabilir? Kapısının önüne bir kap mama koyabilir, su koyabilir. Artık yiyeceklerini çöpün kenarına koyabilir. Bu şekilde destek verebilir. Niçin mahalledeki küpeli köpekler beslenmesinler? O mahalleye bırakılan küpeli köpek, belediyenin koruması altında mahalle halkına teslim edilen köpeklerdir. O köpekler bütün mahallenindir. Hepimizindir. Bunlara sahip çıkarız. Hani illa herkes evine kedi köpek alacak diye bir kural yok. Bunu yaptığımız zaman bence daha çok hayvana ulaşmış oluruz. Daha çok hayvana yardımcı oluruz. Ama dediğim gibi kesinlikle satın alınmasın. Çünkü her çeşit, her cins hayvan var barınakta. Sibirya kurdundan tutun da teriyerine kadar, golduna kadar bunları barınaktan sahiplenirsek hem o hayvanlara bir yuva olmuş oluruz, hem barınakta kalmak zorunda olan engelli köpekler var. Bunların yaşam standartları da yükselmiş olur. Onlara da bir faydamız olur. Barınakta yaşayan hayvanlara da bir faydamız olur. Verin, bunu ver. Diğerini ver. Ver diğerini. Bir sürü aksi, güneşime bakar, korumaya çalışırız. Hadi bakalım. Evet. Evet.